Tam böyle her şeyi toparladı. Çok güzel gidiyoruz. Evet kripto para piyasaları bu o piyasasının içerisine girmeye hazırlanıyor. Bak bütün her şey duruldu. FTX olayını unuttuk derken Yakamızı yeni yeni olaylar bırakmıyor değerli arkadaşlar. Ve benim de yakamı görmüş olduğunuz üzere bu bırakmıyor. Biraz önce HT token ciddi bir düşüş yaşadı. %90'lık bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün hemen arkasından da Justin'in ait olduğu için TRX de geri çekilmeye başladı. Konuyla alakalı Huawei borsası hiçbir şey söylemedi. Zaten söylemesine de şu an için gerek yok. Çünkü bu akla ele almayacak bir geri çekilme. Daha öncelerinde kanalımızı takip ediyorsanız Huobi borsası ile alakalı zaten olaylardan size bahsetmiştim arkadaşlar. Benim Huobi borsasıyla ilk böyle kullanmaya başladığım olaylar P Network listelemesiydi. P Network listelemesinin gelmesinin hemen arkasından sizlere zaten bir video paylaşmıştım. Dedim ki P Network'ün kendi geliştiricileri daha coin'i listelemek için talepte bulunmamış bir şey yapmamış. Huobi kime göre neye göre bu kripto parayı listeliyor. Ve bu konularla alakalı sizlere detaylardan bahsetmiştim zaten arkadaşlar. Ve bugün de bu ciddi düşüşün yaşanmasının hemen arkasından da artık benim söylemiş olduğum olaylardaki doğruluk payının çok yüksek olmaya başladığını görmeye başladım. Şimdi FTX olayıyla alakalı bir olayla karşılaşabilir miyiz? gibi kafanızda soru işaretleri olabilir ama Huobi borsası eğer batsa bile emin olun ki piyasada çok fazla etki edeceğini düşünmüyorum. Ama sizlerden ricam bu konuyla alakalı lütfen çok çok dikkat edin. Şimdi hem TRX düşüyor hem MT token düşüyor. İşte bu düşüşten birazcık biz de faydalanalım. Hemen girelim alım yapalım gibi kafanızda olaylar düşünürse aklınız hemen FTX borsası gelsin. Orada da hep bu kafa yapısıyla girişler yapılmıştı. Sonrasında da patır patır ne oldu? İsyanlar başlamıştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.